Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde doğal sayılarla toplama işleminde verilmeyen toplananı bulacağız. Tabakta başlangıçta 5 çilek vardı. Daha sonra Naz da tabağa çilek koydu. Naz'ın koyduklarıyla beraber tabakta 8 çilek oldu. Naz tabağa kaç çilek koymuştur? Önce bu durumun bir matematik cümlesini yazalım sevgili çocuklar. Ne demek bu? Başlangıçta 5 tane çileğimiz varmış bizim. O zaman 5 beş... Daha sonra naz da tabağa çilek koymuş. O zaman çileğin sayısı artacağına göre araya artı koymamız lazım. Yani toplama yapmamız lazım ama nazın koyduğu çilek sayısını bilmediğimiz için ona bir kutu yapıyoruz ve eşittir diyoruz. Yeni oluşan çilek sayımız kaçtı? 8. Buraya da 8 yazıyoruz. Şimdi burada verilmeyen kutuyu yani nazın koyduklarını nasıl bulacağız? Önce modelimize bakalım. Modelimizde 8 çileğimiz var gördüğümüz gibi. Ve öncelikle ilk başta tabaktaki baştaki çilekleri şöyle bir ayıralım şuradan kaç taneydi 5 taneydi 1 2 3 4 5 daha sonra ki kalan çilekler ise Naz'ın koyduğu çileklerdi. Şimdi buradan görüyoruz 3 tane olduğunu, Naz'ın 3 tane çilek koyduğunu bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Fakat her zaman önümüzde böyle somut bir resim olmayabilir. Peki biz bunu nasıl bulabiliriz? Değişik yöntemler uygulayabiliriz bunun için, verilmeyen, toplanan için. Yani matematikte ya da hayatta her zaman karşılaştığımız sorunlarda bir tane çözüm yolu yoktur. Birden fazla çözüm yolu vardır ve siz değişik çözüm yolları geliştirebilirsiniz. Şimdi ben Burada birkaç çözüm yolu uygulayacağım. Fakat önce buraya bir tane uygulayacağız. Sonra her sayfada başka bir çözüm yolu uygulayacağız. En son bir tanesiyle devam edeceğiz artık. Şöyle bir çözüm yolu düşündüm ben bunun için. Burada 5 tane çileğimiz varmış. Daha sonra ileri sayma yöntemiyle 6, 7, 8, 8'e ulaştık gördüğümüz gibi toplam çilek sayısına. Kaç tane saydık biz? 3 tane saydık. Şöyle de diyebiliriz şuraya rakamını da yazarsak. 6, 7... Ve 8. Kaç sayı söyledik? 3 tane. O zaman buraya ne yazacağız? 3 yazacağız. Naz'ın koyduğu çilek sayısı 3'müş. Modelde de gördük zaten. Evet burada yine farklı bir e, toplamayla karşı karşıyayız. Verilmeyen bir toplananımız var yine. Başlangıçta derede 5 ördek varmış. Daha sonra e, bir miktar daha ördek gelmiş ve e, deredeki ördek sayısı 9 olmuş. Şimdi sonradan gelen ördek sayısını bulmamız bulun, bulmamız isteniyor bizden şöyle bir şey yapalım önce deredeki önce yüzen ördeklerin sayısı 1 2 3 4 5 onları yine şöyle ayıralım 5 tane geriye kalanlar bizim kalan ördek sayımızdır ama daha önceki sayfamızda da söylediğimiz gibi her zaman böyle bir resimle karşı karşıya olmayabiliriz biz o zaman burayı bulmak için ne yapabiliriz yine burada farklı bir yöntem izleyeceğiz bu defa. Toplamdan diğer toplanana doğru geriye doğru sayacağız. Modellerimiz üstünde sayıla, sayalım. Toplam 9 taneydi. Geriye sayalım. 8, 7, 6, 5. 5'e kadar saydık. Şimdi burası kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4 tane saydık. O zaman buraya ne diyebiliriz? 4 diyebiliriz. Bunu şöyle de yapabiliriz. Eğer modelimiz olmasaydı. 9'dan geriye doğru sayıyoruz. 8, 7, 6, 5. Kaç tane sayı söyledik? 4 tane. Ve buraya 4 yazabiliriz. Evet burayı inceleyecek olursak ilk başta göç eden 8 ördek varmış. Sıcak memleketlere göç ediyorlar. Daha sonra yeni leylekler de gelmiş bunun yanına. Ve toplamda 11 leylek olmuş. Göç eden 11 leylek olmuş. Şimdi sonradan gelen leylek sayısı kaçtır? Onu bulmamız isteniyor bizden. Burada artık uygulayacağımız yöntemi bundan sonraki çıkan sayfalarda aynı yöntemi uygulayacağız. Çünkü bu ileride sizin işinize daha çok gelecektir. 2, 3, 4. sınıflarda bunu şu anda öğrenirseniz, şimdiden öğrenirseniz ileride bu konuyu daha kolay kavramış olursunuz. Şimdi burada 8 tane leyleğimizi biz ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 leylek neydi önceden e, havada göç eden leylekler daha sonra yanına leylekler gelmiş yeni Ve kaç tane leylek geldiğini soruyor Aslında bu ne demektir şimdi biz burada bunu ayırdık ne yaptık toplam 11 leylek vardı 11 leyleğin içinden Bu 8 leyleği biz ne yapmış olduk Şöyle e, yaparsak Bu 8 leyleğimizi biz ne yapmış olduk şöyle çıkarmış olduk Geriye kalanlar bizim Sonradan gelen leyleklerimizdir kaç tane kaldı geriye 3 tane kaldı peki işlem olarak bunu nasıl ifade edebiliriz işlem olarak şu şekilde ifade edebiliriz 11 Toplam leyleğimiz vardı Ve biz bunun içerisinden 8 tanesini Çıkarıyoruz diğer sonradan gelen leylekleri bulmak için 11'den 8 çıktı kaç kalır Bunu model olmadığını düşünürsek şöyle yap, yapıyorduk 11'den 8'e kadar geriye doğru sayıyorduk 10 9 8 kaç tane saydık 3 tane O zaman 11'den 8 çıktı 3 burada da gördüğümüz gibi 3 tane Leyleğimiz var. O zaman verilmeyen toplanan yani sonradan gelen leylek sayısı 3'tür diyebiliriz. Bundan sonraki e, yapacağımız verilmeyen toplananı bulma yöntemimiz bu olacak sevgili çocuklar. Şöyle de diyebiliriz. Verilmeyen toplananı bulurken toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda verilmeyen toplananı bulabiliriz. Toplam 17 koyunumuz var burada. İlk başta 11 koyunumuz varmış. Daha sonra yeni koyunlar da gelmiş buraya ve 17 koyun olmuş. Daha sonra gelen koyunları soruyor bizden kaç tane koyun gelmiştir daha sonra diyor. Burada ilk önce işlemimizi yapalım sonra model üstünde bunu görelim. 17'den biz 11'i çıkarırsak, 17'den 11'i çıkarırsak sonradan gelen koyun sayısını bulabiliriz. Nasıl yapıyorduk? 17'den geriye doğru 11'e kadar sayıyorduk. Şöyle yapalım. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saydık. 17'den 11'i çıkardığımızda 6 kalır. Koyunlar üzerinde görelim gerçekten öyle midir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunları çıkardığımızda şöyle ayıralım. Geriye kalanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğümüz gibi 6 tane koyun kalmıştır. O zaman buraya ne diyeceğiz? Verilmeyen toplanına... 6 diyebiliriz Toplam 20 kedimiz var burada ekranda toplam 20 kediyi görüyoruz ve bu kedilerden daha önceki kaç tane olduğunu bilmiyoruz Ama son olarak 5 tane bunların yanına gelmiş ve 20 olmuş buradaki kedi sayısı Nasıl bulacağız 20'den 15'i çıkaracağız pardon 5'i çıkaracağız biz burada 20'den 5'i çıkardığımızda Sonucumuz bizim ilk baştaki kedi sayısını verir Şöyle yapalım bunlardan 5 tanesini yine çıkarma işlemi yöntemiyle ayıralım şu şekilde. 1 2 3 4 5. Ayırdık 5 tane. Geriye kaç tane kaldı? Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 20'den 5 çıktığında kaç kalıyormuş? 15 kalıyormuş. O zaman ilk baştaki kedi sayımız kaçmış? 15'miş. Ekranda 16 kekliğimiz var. Bu 16 kekliğin 9 tanesi sonradan gelmiş. Bize ilk baştaki burada bulunan keklik sayısı soruluyor. Nasıl buluyorduk? Hemen toplamdan diğer toplananı çıkardığımızda biz verilmeyen toplananı bulabiliyorduk. Hemen matematik cümlesini yazalım. 16 9 eşittir. Bunların içerisinden 9 tanesini ayırabiliriz. Geriye kalanlar bizim sonucumuzdur. İlk baştaki keklik sayımızdır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 9'u şöyle ayıralım. Kaç tane kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman buraya ne yazabiliriz? 7 yazabiliriz. Verilmeyen toplananımız kaçtır bizim? O da 7'dir. 7, 9 daha 16 eder. 19 geyiğimiz var ekranda ve bunlardan 9 tanesi sonradan gelmiş buraya geyiklerden. Bu ormana 9 tanesi sonradan gelmiş. Ormanda önceden bulunan geyik sayısını soruyor bize. Nasıl bulacağız? 19'dan 9'u çıkaracağız değil mi çocuklar? Evet 19 ve eksi 9 diyelim eşittir. Kaç yapıyor? Şimdi şu şekilde yapabiliriz bunu. 9 tanesini buradan ayırabiliriz. Geriye kalan bizim sonucumuzdur ilk gelenlerdir. Ya da 19'dan 9'a doğru geriye doğru sayabiliriz biz. Oradaki yine saydığımız bizim sonradan pardon ilk başta burada bulunan geyiklerdir. Hemen sayalım. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Evet. Neydi? Burada kalan 9 tane gördüğümüz gibi. Bu e, sonradan gelenlerde ilk baştakiler kaç tanedir o zaman saydığımızda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman ne diyeceğiz? 19'dan 9 çıktı. 10 kalır. Bizim verilmeyen toplanımımız da 10'dur. 19 daha 19 eder. Evet burada herhangi bir şekil, resim, model yok. Sadece toplama işlemleri verilmiş ve toplama işlemlerinde verilmeyen toplananlarımız var. Şimdi verilmeyen toplananlarımızı bulalım. 3 yöntemimizi öğrenmiştik. Burada biz üç yöntem öğrenmiştik. O yöntemlerin hepsini uygulayalım. Sonra yine en son öğrendiğimiz yöntemle devam edelim. Birincide ileriye sayma yöntemini uygulayalım şimdi çocuklar. 9 kaçı toplarsak 12 eder. Verilmeyen toplananlarımızı bulmak için böyle bir soru sorabiliriz. Ne yapacağız? 10 11 12. 12'ye kadar saydım. Kaç saydım? 1 2 3 saydım. O zaman buraya 3 yazabiliriz. 9 3 daha 12 eder. Burada ise 17'den yani toplamdan diğer toplanana doğru geri sayma yöntemini kullanacağız. Sayıları da yazabiliriz buraya direkt çizgi de çizebiliriz. Sayı say yazarsak biraz uzayabilir. Biz direkt çizgi çizelim. Daha kolay olsun. 16, 15, 14, 13. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4. O zaman buraya ne yazacağız? 4, 13, 4 daha 17 eder. Burada ise kaçla 9'u toplarsak 13 eder sorusuna şöyle cevap verebiliriz matematik cümlesiyle. 13'ten 9'u çıkarabiliriz. Ne demek? Ne demiştik ilk başta? Eğer verilmeyen bir toplanan varsa toplamdan diğer toplananı çıkardığımızda verilmeyen toplananı bulabiliriz demiştik. 13'ten 9'u çıkarırken geriye doğru sayacağız. 12, 11, 19. Kaç tane saydım? 1, 2, 3, 4. O zaman buraya 4 yazalım. 4, 9 daha 13 eder. Yine burada da aynı yöntemi uygulayacağız sevgili çocuklar. 11'den 6'yı çıkaracağız. Tekrar edelim. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkarabiliriz. 11'den 6 çıkardığımızda 10, 9, 8, 7, 6. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman buraya 5 yazabiliriz. 5, 6 daha 11 eder. Sonuncu sorumuza gelirsek 20'den 18'i çıkaracağız. Altına 18 yazalım. 20'den 18'i çıkarırken geriye doğru sayalım. 19, 18. Kaç tane saydık? 2. O zaman buraya 2 yazabiliriz. 18 2 daha 20 eder.